Kılıçdaroğlu'nun yüz, onların hesabı şuydu. Kılıçdaroğlu açık şey yapacak, 50-100 oyda kalacak. Biz her şeye rağmen, biz örgütteki arkadaşların, bizim destekleyen arkadaşların aldığı kararın özü şuydu. Biz her koşulda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla beraber yol yürümek isteyenleri görmek istedik. Ve gerçekten de bunun ne kadar önemli olduğunu ertesi gününde de gördük. 536 kişi çekildi denilen Kemal Kılıçdaroğlu'na, bütün baskılara, kamu gücüne, bütün manipülasyonlara, psikolojik üstünlüğe rağmen geldi, oy verdi. Peki Kemal Kılıçdaroğlu'nu kim ikna etti? Malatya'dan gelen bir depremzede ikna etti. Oradan gelen bir muhtarmış, genç bir arkadaş, muhtar. Kemal Bey'e döndü, elini tuttu Kemal Bey'in. Size hakkımı helal, çekilirseniz size hakkımı helal etmiyorum dedi. Ben çocuğumun nafakasını parti için, sizin için harcadım. Çocuğumun nafakasını harcadım, buraya geldim. Benim evim yıkıldı. Çoluğum, çocuğum çadırda kalıyor. Ben Malatya'da Veli Ağabey'e karşı mücadele ettim. Şurada şunu yaptım, burada bunu yaptım dedi. Çekilirseniz size hakkımı helal etmiyorum, çocuklarımın hakkını helal etmiyorum dedi. Zaten o arkadaş çok duygusal bir konuşma yaptı. Hepimizi ağlattı orada. Ondan sonra Kemal Bey, o arkadaşın, muhtarın elini tuttu. Tamam dedi, arkadaşlar oy vermeye gidiyorum, devam ediyoruz. Zaten devam ediyoruz dedi de 10 dakika sonra seçim bitti yani. Dolayısıyla bir senaryoydu, yanlıştı, bir operasyondu. Biz o operasyona orada da karşı çıktık. Kemal Kılıçdaroğlu'nu yalnızlaştırmak isteyenlere karşı bir tutum aldık. Orada Kemal Kılıçdaroğlu bana göre doğru bir tutum aldı. Çünkü eğer samimi olsalardı önceden gelinir, konuşulur, edilir, yürütülür. Hiç kimsenin de tartışmasına Peki, gerek kalmazdı. Özgür'ün elini niye O kaldırdı? muhtarın Özgür'ün elini niye kaldırmadı? önemi yani bunun niye olduğunu herkes biliyor bence. Bu konuda bir şey yorum Ben yapmayayım bilmiyorum. ben. Ben ya bu ya şu anda seçim bitti ve Sayın Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı. Bu saatten sonra herkes benim Özgür Özel'le ilgili ne düşündüğümü biliyor. Kendi yüzüne de söyledim Ne uzun düşünüyorsunuz? süre. Yazdım, çizdim. Ne düşünüyorsunuz? Söyledim. Bu saatten sonra artık bunların tartışmanı, söylemenin bir önemi yok. Neden? Çünkü önümüzde bir yerel seçim var. Cumhuriyet Halk Peki Partisi Genel Başkanı da Cumhuriyet Halk Partisi'ni Kemal Bey yıpratacak bir tartışma başlatmak istemiyorum. devir teslim töreni Perşembe günü galiba. Orada elini Yok, kaldıracak mı çarşamba Özgür? günü. Çarşamba günü elini kaldıracak mı orada? Elini Ya tabii ki ya. orada elini kaldır. Yani orada artık bir ritüel yani. Orada bir sorun yok. Elini kaldırıp kaldırmamasının bir önemi yok. Kemal Kılıçdaroğlu bence tavrını koymuştur. Her anlayan anlamıştır, anlamayan da yerel seçimden sonra anlaşılır bir şekilde anlatırız yani. Ama Peki Cumhuriyet siz Halk Partisi yerel seçimlere hazırlanmalı, bu tartışmaları bitirmeli. İstanbul'u, Ankara'yı kazanmak zorundayız. Kazanmak için de hepimiz el birlikte çalışacağız. İstanbul'u, Ankara başta olmak üzere peki Türkiye'deki bütün belediyeleri kazanmanın tek yolu ön seçim. son soru soracağım. Şişli Belediyesi ile ilgili Kemal Bey son dönemde Mustafa Sarıgül ile hareket etti. Mustafa Sarıgül ile ilgili yolsuzluk iddiaları bir cinayet meselesi. Ve Ayrı İnönü'nün iddiaları, Muammer Keskin Bey'in içinde bulunduğu tablo falan derken Mustafa Sarıgül neye tekabül ediyor? Siz orada ne düşünüyorsunuz? Bir Şimdi pazarlık mı yapıldı? hayır. Kemal Bey Mustafa Sarıgül'le beraber hareket etmedi. Tam tersine Mustafa Sarıgül Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdi. Onunla birlikte hareket verdi. Milletvekili seçim sürecinde Kemal Bey'in yanında olması, Erzincan'a gitmesi, çalışması çok doğru bir çalışmaydı. Ama ondan sonra Mustafa Sarıgül, bildiğimiz Mustafa Sarıgül, kimsenin onu değiştirme şansı yok. Bildiğimiz Mustafa Sarıgül, algı operasyonları yönetmek için Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na en büyük zararı verenlerden biri de onlar. Çünkü öyle bir algı oluşturdular ki kendisi yaydı bunu yani. Sayın Mustafa Sarıgül, ben bu konuda söylenecek her şeyi, herkesi zaten söyletmiştim, bunu ayrıntısına girmek istemiyorum. Sanki belediye başkanlarını onlar belirleyecek. Sanki oğlu belediye başkanı olacak. Eski karısı Şişli olacak. Oğlu Eyüp'e veya Sarıyer'e olacak. Veya oraya olacak, buraya olacak. Orayı alacak, burayı alacak. Bu onlara, ben o zaman da uyardım, çok büyük zarar verdi. Oğlunun, Kemal Kılıçdaroğlu'nun haberi bile yok yani yanında yürüdüğünü. Orada salona girerken Haberi yanında yok muydu Kemal yürümesinde. Bey'in yanında kimin yürüdüğünü bilmiyor muydu Kemal Bey? Kemal Bey salona girdiğinde binlerce insan vardı salonda. İzdiham vardı.
ve orada yürürken zaten yürümek bile değil, havada gidiliyordu. Çok yok. Kemal Bey ona bakacak hali yok. Salona giriyor. Binlerce insan kapıda. Dışarıda bir tezahüratlar, içeride tezahürat var. İçeriye alınmıyor. Korumalar, çok sayıda koruma var. Yani dolayısıyla bu bir algı operasyonuydu. Mustafa Sarıgül'le ilgili geçmişte de benim tavrım açıktı. Şimdi de açık. Değişen bir şey yok. Cumhuriyet Halk Partisi bu sorunları kendi içinde çözecektir. Belediye ile ilgili sorunları çözmenin, bütün iddiaları ortadan kaldırmanın yolu da ön seçimden geçiyor. Şimdi bakın, siyasete karşı olursun Sayın Muammer Keskin'le, ben birlikte siyaset yapan bir insan değilim. Çok da eleştirilerim var. Ama ona karşı bile haksız, insafsız bir eleştiri kampanyası yürütüldü. Hiç alakası yok. Sanki Şişli'de bir anlaşma, uzlaşma, malı mülkü devretme gibi bir şey yaratılmış gibi bir algı operasyonu oluşturuldu. Böyle bir şey yok. Şişli'de de yok. Olması da zaten ne hukuken ne siyaseten olması mümkün değil. Şişli halkının bütün malı Şişli halkına geri iade edilecektir yani. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Benim sorularım. Yayınlanıyorum. Mahkemede görüşürüz Sayın Onur Dündar.